günümüz kutlayacağımız yer arkadaşlar. Perfect Beach Club, Atlas Beach Club. Benim doğum günüm. Size böyle bir video çekmek hiç aklımda yoktu. Ama dedim ki ben sizi de doğum günümde istiyorum. Sizinle birlikte kutlamak istiyorum. Sizi de doğum günüme ortak etmek istiyorum. O yüzden bu videoya başlıyorum. Bir süre Japonya videolarına ara vermiş olacağız. Şu anda Bali'deyim. Bali'ye geri döndüm Japonya'dan sonra. Ama böyle 3 gün falan oldu geri döneli. Japonya videolarına ufak bir ara. Hemen doğum günü videomu şimdi izleyeceğiz. Ve sonra Japonya videolarına geri döneceğiz. O zaman hadi gün başlasın. Burası benim Bali'deki evim. Daha önceki videoları izleyenler bu evi hatırlarlar. Şöyle yatağım. Burası da salonum. Biraz karanlık kalmış. Evet, şöyle bir tık daha rahat görebilirsiniz. Burası da güzel. Balkonum ve bahçem. Şimdi ön tarafı da gösteririm size. Ben normalde sabah kalktım. Pratiklerimi yaptım. Bazı pratiklerim var. Saçım başım dağılmış olabilir. En sevdiğim yerde kahve ısmarlayacağım kendime. Bugün benim günüm. Biraz da ilham olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Çünkü ben bir kere Instagram'da demiştim ki kendime doğum günü hediyesi alırım her sene. Herkes buna çok şaşırmıştı. Çoğu kimse yani. Ve bunu yapmadıklarını söylemişlerdi. Ben o yüzden biraz da ilham olsun diye bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bugün kendime en güzel şekilde davranıp her zaman olması gerektiği gibi ama bugün bir tık daha özel davranıp kendimi şımartacağım. Bali'de Canggu bölgesindeyim ben şu anda. Kendime güzel bir sabah kahvesi ısmarlayacağım. Şu anda saat sabah 8:30. Hadi gidelim. Evet, bir nevi hazırım. Hadi kahve içmeye gidelim. Vallahi mis gibi kahve kokuyor, daha dışarıya geliyor kokusu. Şimdi Livingstone, burası benim gerçekten en sevdiğim yer. Yani gerçekten hiç abartmıyorum. Eğer güzel bir kahve seviyorsanız burası tam yeri. Hello, good morning. Hi. I am good, you? Can I sit anywhere? Okay. Yeah, one person. Thank you. Burada normalde benim bir çalışan kız var. Bana artık o kadar alıştı ki şöyle diyor ben gelince. Hoş geldin diyor. Sonra oturuyorum masaya. Geliyor. Americano Hot Canggu Blank mi diyor. Yine hani burada içtiğim kahvenin adı Canggu Blank. Göstereceğim birazdan. Muhteşem. Kendimi şu anda onunla ödüllendiriyorum. Şimdi defterlerim yanında. Neden defterlerim yanında? Size bir şey önermek istiyorum. Ben her sabah yazmaya alıştım. Ne yazıyorum derseniz o gün sabah kalktığımda nasıl hissettiğimi, nasıl uyandığımı yazmaya başlıyorum. Ve ben zaten onu yazmaya başlayınca arkası gelmeye başlıyor. Oradan işte soruyorum kendime niye böyle hissettin, ne var, ne oldu, işte daha ne olabilirdi falan. Biraz tabii kendinizle çalışa içinizden artık ne çıktığını ve çıkan şeyi nasıl çözebileceğinizi öğreniyorsunuz. Ben kendimle çalışmaya başlayalı bayağı uzun zaman oldu. Yola çıkmadan önce başlamıştım ki zaten yola çıkmama da vesile olan benim kendime olan yolculuğumdu. Şimdi defterlerim yanımda. Bu notlarımı aldığım defterim. Bu da içimden gelenleri yazdığım defterim. Bu artık bitti ve bugün doğum günümle birlikte yeni bir deftere başlıyorum. Bunu yapmanızı her sabah uyandığınızda bunu yapmanızı çok tavsiye ediyorum. Böyle kendinizle geçireceğiniz çok tatlı bir vakit, çok tatlı bir zaman. Evet, kahvem geldi. Hayatımda içtiğim en güzel kahvelerden biri, öyle söyleyeyim.
Japonya'ya gittiğimden ve döndüğümden beri ilk defa içiyorum. Zaten 3 gün oldu döneli. Changu Blanc. Arkadaşlar kendime doğum günü pastası aldım. Bakın happy birthday Mavi. Thank you. Hep bir şeyleri birilerinden bekliyorum. Hep işte o bana sevgi göstersin, o bana hediye alsın. Bugün benim doğum günüm, bana özel davranır. Peki sen önce kendine özel davranıyor musun? Kendine hediyeler alıyor musun? Kendini şımartıyor musun? Bu o kadar önemli bir şey ki. En güzeli kendimizi görmek, kendimizi bilmek, kendimizi şımartmak, kendi kendimizi. Başkalarından beklemeden. Onlar zaten gelir. Gelirse hoş gelir, sefa gelir. Ama önce kendini sevmekle başlıyor bu iş. Ben bunu öğrendim. O yüzden ki şu an içim neşeyle dolu arkadaşlar. Ya biraz da gözlerim doldu çünkü insanın hayatta en önemli şeyi kendisi. Sonra ailesi, sonra sevdikleri. Gerçekten eğer kendi değerinizi bilir ve kendinizi severseniz. Kendini sevmek nedir bilmiyordum gerçekten ve gerçekten bunu dün öğrendim. Hiç abartmıyorum. Dün yaptığım pratikler esnasında bir farkındalık yaşadım ve kendimi yeniden keşfettim. Asıl kendimi gördüm. Kendimi nasıl sevdiğimi, nasıl kendimi kabul edebileceğimi gördüm. Şükürler olsun. Şükürler olsun varlığıma. Şükürler olsun. Bunu o kadar çok söyleyin ki kendiniz için, sonra çocuğunuz için, sonra eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız için. Bak çok önemli. Önce biz. Marketten aldıklarıma bakın. Şu anda markete geldim ve kendi partim için özel malzemeler aldım. Evet, ikinci durağım Nails Heaven denilen yer. Tırnaklarımı yaptırmaya geldim. Hayatım boyunca manikür, pedikür falan yaptıran bir insan değilim. Çünkü onu alıştırmak istemedim ellerime. Gayet güzel ellerim vardı. Ama bugün ne yapıyoruz? Bugün şımartma günü. Evet, hangi tatlış renkleri seçelim bakalım bugün. Bu yapılan kalıcı oje olacak. Yani 20 gün falan kalacak. Evet, her şey hazır. Geç kaldım. Hemen eve gidiyorum, hazırlanıyorum ve nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Dünyanın en büyük beach club'ına gidiyoruz arkadaşlar. Doğum günümü orada kutlayacağız. Ve tamamen VIP, özel bir locamız olacak. Çok eğleneceğiz. Evet, ben hazırlandım. Ve sevgili arkadaşım Taneşe burada. O hemen böyle hazırlanır. Nasıl kombinim? Evet, nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Söylemiştim, tekrar söylüyorum. Evet, hazır mısınız? Şimdi sizi dünyanın en büyük beach club'ına götürüyorum. Evet, gerçekten bu böyle bu arada. Gidince yazıyı da göstereceğim size. Dünyanın en büyük beach club'ı Bali'de. Ve şimdi doğum günümü kutlamaya oraya gidiyoruz. Harika bir locamız var ve süper eğleneceğiz özel havuzumuzla. Hadi gidelim. Evet, şu anda görüyorsunuz the biggest beach club in the world. Yani dünyanın en büyük beach club'ına doğru şimdi içeri giriyoruz. Hello. I have a reservation. Go straight and then go left, yeah? Okay. But your camera is cannot go inside the beach club. You need to put the camera at the host. Okay, thank you. Kamerayı diyor sokamazsın içeri diyor ama zaten çekeceğiz bir şeyler. Öyle bir şey yok. Evet, şu anda Atlas Beach'e geldik ama önce yerimize gidiyoruz şimdi. Evet, burası şu an doğum günümü kutlayacağımız yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir VIP locamız var. Happy birthday to me. Çok güzel bir locamız var şu an. Tamamıyla buradaki VIP alanlara ait bir de havuz var. Ve karşıda muhteşem bir okyanus ve harika geçecek bir gün. Hadi başlasın. Ortamı ve Bali'deyim. Şöyle güzel bir ortamdayım ve dünyanın
ben. Yani bayağı uzun zamandır içki içmiyorum, öyle söyleyeyim. Böyle özel günlerde ya da arkadaşlarla toplandığımda içiyorum. İçtiğim de beyaz şarap, şampanya ya da margarita. Ve bugün özel margaritam getirildi.
basıp istediğiniz miktarda bir teşekkür ederek bana doğum günü hediyesi gönderebilirsiniz isterseniz. Switch'in girişi de böyle arkadaşlar. Her yeri pes pembe yapmışlar. Bikini dükkanı. Burası tırnak yapımı falan böyle bir yerler yapmışlar. Aa, çok tatlı. Ve hala bu saatte gelenler var. Akşam böyle eğlenmeye geliyorlar. Burası giriş alanı. Görüyorsunuz dünyanın en büyük beach club'ı. Ya her yerini harika yapmışlar, bakar mısınız? Muhteşem. Burası da bir taco mekanı. Biz de yemek yemeye böyle bir yere geldik. Şu anda telefona döndüm, o yüzden böyle görüntü birazcık kötü. Akşam vakti olduğu için. Şimdi ne yaptık? Oradan çıktık Atlas Beach Club'tan. Yemek yedik, taco yedik güzelce. Biz artık muhtemelen evlere dağılacağız. Gibi gözüküyor. Doğum günümü burada da kutladık arkadaşlar. Işıkları söndürdükleri için pek bir şey görememiş olabilirsiniz ama şöyle bir jest yaptı burası. Doğum günü keki getirdiler baya. Çok mutlu oluyorum ya. Her yerde, her şekilde, her zaman doğum günüm olsun istiyorum. Hep kutlamak istiyorum. Size de teşekkür ederim. Doğum günü mesajlarınızı alacağım inşallah. Birazcık partide de eğlendik ve evimize geri döndük. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Böyle enteresan, böyle kısacık güzel bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz, abone olursanız ne güzel olur. Çok sevinirim. O zaman bundan sonra Japonya videolarına devam edeceğiz. Sizi sevdiğimi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.